Cevap gelmiyor abi, şans yok. Necmi ya. Yavrum, burayı da çaylanam. Tamam abi, geliyor. Bülent abi, çay istedin mi? Oynama şart değil. Bak hadi, 200, 5000, 10000, 20000, vay be. Kalacak şey değil, az bu kadar. Cep kart. Pasingen. Çiftpot. Kabul. Rest. Kabul. Brodans. Sabaha kadar canım. Vay! Ya daldı mı? Paralar oluyor da şuraya abi, rahat adam. Hadi bakalım. Vay sana çekin. Şimdi hoplu yuttu. Vay onun bunun çocukları. Bana yamuk ha. Aklını sıra, benim makası aldın sen. Gel. Gel gel. Gül. Gel. Polis! Kimse kımırdamasın! Hadi. Ulan ne şanslı ergeliyim be! Gene yırttın oğlum İzzet. İçimden de şu polisleri öpesim geldi doğrusu. Tam tarağı yanmaz erken. Ulan hergele! Nerede hır çıksa hep seni bulacağım karşımda. Ne yaparsın Rea baba, bizim nafakamız da buralarda çıkıyor. Merkeze bildir, mühürlesinler burayı. Bu serserileri de karakola götürün, ifadelerini alın. Baş üstüne komiserim. Hadi yürüyün, sallanmayın. Yürü bakalım Allah'ın belası. Senin işin karakolluk değil, doktorluk. Gelin. Sen çıkabilirsin. Otur. Dövüştüğün serserilerin kim olduğunu biliyorsun herhalde.
Seni onların yanına nezarete alsam mutlaka tekrar dalaşacaksınız. Bu herifler çıktığında seni kuşbaşı haline getireceklerdir. Biz de terbiyeli okul çocuğu değiliz. Allah'ıma ikisinin de... Affedersin Rıya Baba. Bana meydan okunmasına dayanamam da. Sus ulan hergele. Ben bu şehirde olduğum sürece sizin gibi serserilerin dalaşmalarına izin vermem. Sen daha iyi bilirsin Rıya Babacığım. Tabii daha iyi bilirim. Sözün kısası, bu şehirden gidiyorsun. Gidiyor muyum? Nereye? İstanbul'a. İstanbul'a mı? Evet. İster uçağı, ister otobüsü, ister vapuru seç. Ya yoksa bir itirazın mı var? Yo, neyle gideceğimi düşünüyordum. Vaktin yok, çabuk karar ver. Uçaktan çok korkarım, hem de pahalı, o yatar. Otobüste ayak kokusundan İstanbul'a kadar felç olurum. En iyisi vapur. Hem bakarsın yolunacak bir enayi çıkar. Vapurla gideceksin değil mi? Nasıl bildin? Ben bilirim. Kısa zamanda hazırlığını yap. Dikkat dikkat! Gemimizin kalkmasına 15 dakika vardır. Bütün yolcularımızı yerlerine almalarını rica ederiz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk kaptan. Hoş geldiniz Emel. Hoş bulduk. Yeğenim İstanbul'a kadar size emanet artık. İçiniz rahat olsun beyefendi. Sana son bir baba nasihatı. Serseriliğe devam eder olay çıkarırsan orada seni seven benim gibi bir amir bulamazsın, adamın canına okurlar. İşte ağır ol delikanlı, daha gemiye binmeden olay çıkarma. Öyle deme be Rıha baba, bak şu kıza be. Allah boş gününde özene bözene yaratmış namussuzum. Sen şimdi onu değil İstanbul'u unutma, dediklerimi unutma. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Yaptığın bütün babalıklar için sağ ol Rıha baba. Seni utandırmayacağım. Al şunu. Yok, istemem ben. En cebime koyayım. Sağ ol. Estağfurullah. Hadi güle güle. Vay! Kül yutmaz 78 lira. Ulan Kare Az Şevket ne haber? Ya vay! Ya bu şükür görüştüren ne işin var burada senin? Sevdiğim bir serseri var, hır çıkarır durur İzmir'de. Harcamasınlar diye İstanbul'a yolcu ediyorum. Öyle demek. Güzel. Benim yeğen bu. Koleji bitirdi. Artık babasının yanına dönmesi gerekir. Kız güzel, emin birine emanet etmek gerekiyor. Allah razı olsun kaptandan. Ha, sizi tanıştırayım, yeğenim Emel. Memnun oldum. Kaptan Semih. Memnun oldum. Merhaba. Bu da komiser Reha. Allah bağışlasın, pek de güzelmiş Emel kızımız. İşin zor kaptan, bu kızı rahat bırakmazlar. Teşekkür ederim. Bana müsaade amcacığım. İnan seni çok özleyeceğim. Güle güle kızım, babana selam söyle. Olur amca. İyi günler komiser güle bey. Güle güle. İzninizle efendim. Memnun oldum. İyi yolculuklar. Şu güzele bak, yaktın beni yavrum. Yeşil gözlerim beni mest etti, bittim sana. Pis sersem. Pis sersem ha, seninle işi bitireceğiz yavru. Thank you.
İşte yolunacak bir züppe. İstersen rampalayıp yoklayalım. Bakarsın oynar. Günah adama ya. Baksana kağıtları bile zor görüyor. 5 numara gözlük takmış. Oğlum acımayı bırak. İstanbul'a kadar nasıl çekilir bu yol? Hadi gidelim. Hadi yürü. İyi günler beyefendi. Bir şey mi hissediniz? Arkadaşım oyun hastasıdır da sizdeki kağıtları da görünce şey yapalım dedik ya. Yoksa siz de mi fal meraklısınız? Fal değil, oyun meraklısıyım. Peki ne oynayacağız? Mesela poker. Poker mi? Oyunu büyütmeyeceğiz ama. Söz mü? Elbette büyütmeyeceğiz. Hadi başlayalım. Açık. 2 defa. Kabul. Kaç kart? Almaz. Evet. Çift kart. Ben de tek al. Bir 10.000'cik daha. 2'ye katlandı. Pas. Görmez. Salt. Evet, açıldı. Paralar önümüze saçıldı. Çift kart. Uyan kardeşim, uyan. Çelik çomak değil, kumar oynuyoruz burada. Evet, ne dediniz? 10.000 daha dedim. Rest öyleyse. Hay ben böyle şansın içine be. Müsaadenizle. Allah inanın beyefendim. Yani bu acemilikle bu kadar para kazanmanız normal şans değil. Vallahi siz şeysiniz. Vallahi hayret. Bendeki bu şansa mamam bile görse şaşırırdı. Kim? Annem efendim. Süt annem. Kalkalım mı? Ya olmadı ama. Kazanıp kalkmak racona olmaz. Hiç değilse bir seans daha. Evet, hadi başlayalım. Hadi dağıtın kağıdı. Tamam. Nerede kalmıştık? Oyuna devam ediyoruz. Evet. Ben yokum. Siz? Siz yok musunuz? Varım. Ne oldu? 5.000'cik daha. 20.000. Aynen gördüm. 20.000 daha. Bir dakika. Siz ne demiştiniz? 20.000. Peki siz ne demiştiniz? Ben görmüştüm. O halde rest beyler. Bir dakika. Yaktın beni güzel kız. Bu uyanık sizi enayi yerine koyup inek gibi sağıyor, haberiniz yok. Ne? Sağ ol bacım be, geldin de paralar kurtardın. Yoksa yemiştik ayvayı ya. Çabuk gemi doktoruna ve kaptana haber verin. Bu adam yaralanmış. Senin için şu an değil yaralanmak, ölmeye bile değer güzel kız. Dikkat dikkat. Sağlık görevlileri lütfen revire. Sağlık görevlileri lütfen revire. Bana bakın, İstanbul'a varıncaya kadar kumar yok. Kimseyi rahatsız etmek yok. Söz verirseniz sizi hapsetmek zorunda kalmam. Söz kaptan. Teşekkür ederim.
Artık ikinci mevkide yolculuk edeceksiniz. Birinci mevkiye geçmeniz yasak, tamam mı? Tamam kaptan. Ha, bir şey daha var. Olaya neden olduğu için Emel Hanım affetmenizi rica etti. Yaralı olduğunuzu bilmiyormuş. O kadar güzel ki onu affetmemek mümkün. İstanbul ey, aç bakalım o güzel kollarını bana. Aç da analar ne efeler doğururmuş gör. Eğer sana sahip olamazsam, eğer bu payitahta kral olamazsam yük olsun bana be. Ah İstanbul kadar güzel kız, ah Emel kız. Seninle aynı şehirde yaşamak bile mutlu edecek beni. Bakarsın bir gün karşılaşırız seninle ha. Sen İstanbul kadar değil, İstanbul'dan daha da güzelsin be kızım. Ah, bu kadar da güzellik olmaz ki. Anamız babamız yok ki hissetelim seni. İşimiz gücümüz diplomamız yok ki şöyle bir gerinerek çıkalım karşına. Odama inmek istiyorum. Tabii. Eşyalarımı filan toplamam lazım artık. İyi günler. Tabii. Teşekkürler. Elveda güzel kız. Yazı gelirse sağda, tura gelirse solda arayacağız nafakamızı. Vay kıçı kırık dünya vay. İşte kumar vurgununun kalbi. Şu sokaklardan birinde ya nafakamızı doğrulturuz ya da teneşire uzanırız. Hadi oğlum İzzet, şansına çık. Yüreğin pek, yumruğun her zamanki gibi sert olsun. Ha, bir dakika arkadaş. Kusura bakma, bu mekana aletle girilmez de. Ayıpsın be koç, biz öyle şeyler taşımayız. Evet canım, inşallah. İki iki. Gel geriye, gel geriye. Kemir. Kemik. Ha, götürür canım. Yok abi, gelmiyor. Hadi bakalım, tamam tamam hadi. Hadi tamam, hadi sonra, at sonra. İşine bakalım. Kimik? Cari dü. Gider canım. Yürü. Evet. Hadi bakalım. Ben şişeri seçeyim. Dü beş. Götürür. Vallahi bak beş, on kağıdı götürdü yine. Bak güzel. Kibir. İlk nafakamız güzel kızın şansından olur inşallah. Vay canına. Vay canına. Tarih zarda geldi. Bakalım bu kadar. Alır canım. Gene aldı abi de. Evet. Evet. Ben de giriyorum abi. Geliyor beyler. Hadi bakalım. Kırık mı? Salla. Salla. 5-4. Bak yavrum. Ne geldi abi? Evet. Allah'a gel. Abi ne şanslı. Sabah ilk. Hop.
Düşeş. İyi bakın canım. Ben tamam. Ben iyice keseyim. Siz devam edin. Evet beyler. Pamuk eller cebe. Hadi at bakalım. 5-4. Hadi tamam. Evet. Çabuk. Kimik! Ya, alır canım. Bu ne? Gidiyoruz abi, baksana kesiliyoruz ya. Hadi sen salla. İyisin gene, hadi. Hadi bakayım. Salla. Kesik. Hayrola pis Kadir. Halimizde böyle şeyler olmazdı. Rıkkı Şah bağışla beni. Arkadaş aramızda yeni, hem iyi hem de dürüst oyuncu. Ne yapalım yani? Gececi Atıf cıvalıları kullanmak istedi. Ne? Kusura kalma arkadaş. Bu serseriyi oyuna almakla hata etmişiz. Sabah oldu, biz de tezgahımızı kapatalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Mekanı kapatıyoruz. Tamam abi, iyi sabahlar abi. İyi kazandın. Dışarıdaki garibanlar için bir sakal at bakalım, hadi. Söylemene gerek yoktu ha. Elbet garibanları düşünmek gerek. Çok para bu. Helal et arkadaş. Helal olsun ha. Hadi eyvallah. Sağ ol. Gel bakalım Kadir kardeş, bir sabah çorbası içelim. Seni beğendim kardeşlik. Fakir halimizde garibanlar oynar. Sen buraya yakışmadın. Yeni köye imdat ağanın yanına git. Benden selam söylersen alırlar seni içeri. Oyun her zaman temizdir orada. Köşeyi çabuk dönersin. Sağ ol ağam. Hadi bereketiniz bol olsun. Al bakayım koç. Sağ ol abi. Paşa, kap şunu hadi. Eyvallah abi. Kadir kardeş, beraber miyiz? Abi beraberiz, hem sevdim seni, kıyakçı bir delikanlısın ha. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız, önce karnımızı doyuralım. Sonra da çulları düzeltiriz. Kart. İki pot. Kabul. Evet hanımlar baylar, full. Benden pas. Yine şanslısın bu akşam. Müsaadenizle. Evet. Çift kat. Tek. 3 onluk. 3 onluk da benden. Güzel. Şu delikanlıyı görüyor musun? Gördüm patron. Kimdir? Tam Tarık Hoca'ya uygun bir rakip. Tarık Hoca hap diye yutar bunu. Ne var? İmdat Bey seni kesiyor. Ne yapalım yani? Vallahi işte ona göre, ama sana devam et oyun. Evet.
Hay, gene yemeği doğrulttuk arkadaş. Of, bak be. Gazları iyi olduk. Ne iş? İnce iş. Beyler. Olma ki canım. Şey mi istedin yavrum? Diyelim hadi.
Kalk kalk. Beni yoldular. Sen devam et hadi. Beş pot. Aynen canım. Ben de varım. Teşekkürler. Evet, buyurun 5 pot. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Salt. Benden pas. Müsaadenizle. Sana bahsettiğim delikanlı bu. Hani şu Tarık Hoca meselesi için. Demek o kadar iyi ha? Hem de nasıl? Ne dersin? Tarık Hoca ile kapıştıralım mı? Yazık olur delikanlıya. Tarık Hoca ezer onu. Ben de aksini söylüyorum. Demek delikanlıya bu kadar inanıyorsun ha? Evet. Tarık Hoca'yı bugünlerde gördün mü? Görmedim ama durumu pek iyi değilmiş diye duydum. Herif milyarlık ya. Ayrıca hasta, kumar işin her zaman cebinde 80-90 milyonu var. Günah benden gitti. Delikanlı senin tanıdığın. Sen acımıyorsan ben niye acıyım? Alacağım manoya bakarım ben. Yarın bir oyun ayarlayalım mı? Hı-hı. Dinle, şu kılıç çeken çocuğu görüyor musun? Gördüm. Eski kulağı kesiklerdendir. Bizim delikanlının adamıdır. Adı Piç Kadir. Karaya beraber otururlarsa karışmam ha. O zaman kül yutmazlar, haberin olsun. Tarık Hoca karaya Hasan'ı sokarsa o da oynar. Aksi halde hayır. Ben ayarlarım, merak etme. Beş pot. Varın. İkiye katlandı. Fazla bir şey demedim canım. Ben yokum. Ben de yokum. Müsaadenizle. Ben de sermaye tükendi beyler. Dördüncü bulun kendinize. Maşallah, siz isteseniz de bu sermayeyi tüketemezsiniz. Eğer isterseniz ben de size kredi çok. Kredinize karşılık sermayem tabii, öyle değil mi? Neden olmasın? Oyun bitince bu adrese gelin, belki kredinizi kullanırım. Peki peki. Tarık Hoca hazır. Pek de keyiflendi. Teşekkür etti sana. İnşallah keyfi oyundan sonra da devam eder. Ben de delikanlıyı ayarlayayım. Saatler olsun beyler. Selam hızlı kumarbaz. Selam abicim. O gece için özür dilerim. Adam resmen hile yapıyor. Önemli değil. O meselede siz haklıydınız. Arkamda durma Piç Kadir, şöyle karşıma Affet geç. Affet abi. Ver elini öpeyim abi. Bakıyorum işi büyütüp buralara kadar geldiniz. Sayende abi. Yok yok. Bileğinizin hakkıyla geldiniz. Hakkınızdı. Temiz oyuncusunuz. Bileğiniz güçlü. İyi bir kumarbaz başka ne istiyor? Cilalıyorsun bizi abi. Onun kusuruna bakma abicim. Bayağı iyi bir ikili olmuşsunuz. Aferin sizlere. Sakın bozulmayın. Gırgırı bırakın da işe gelelim. Çok ama çok para kazanmak ister misiniz? Dalga geçme abi. Biz ancak nafakasını doğrultan şaşkın iki kumarbazız. Çok para bizim istasyonda durmaz abi. Çok para mesela 200-300 bin lira falan mı abi? Milyonlar. Diyelim ki 100 milyon. Hı? Ayıpsın abi. Kimi söğüşleyeceğimizi bize söyle yeter. Ya ya, bu iş öyle pek kolay değil. Sonunda donsuz kalmak da var.
Şimdi beni iyi dinleyin. İstersen artık burada kalabilirsin. Sağ ol anam, biz kurdumuzu döktük yeter. Bizim kredi meselesi ne olacak? Kredinin çekini yazdım yavrum, yazsın altında. Tarık Hoca adında bir kumarbaz tanıyor musun? Elbette. İstanbul'da kumar oynayan herkes tanır onu. Yoksa sakın onunla... Neden korktun? Yarın gece için oyun ayarlandı bile. Şimdi ayvayı yedin oğlum. Kendini donuna kadar soyulmuş bil. Demek o kadar iyi oyuncu ha? Hem de nasıl. Ağzımı ocak söndürdü kör olası. Kaç kişi canına kıydı o kumarbaz yüzünden. Hile de yapıyor ha? Dediler ama. Hile mi yapıyor dedin? Evet. Ama bugüne kadar hiç kimse yakalayamadı hilesini. Günlerce izlediler. En kurnaz, en zeki, en eski kumarbazlar bile bir numara bulamadılar. Ama sen beni dinle. Aklını oyundan, gözlerini adamın ellerinden ayırma. Merak etme yavrum. Saat 11 oldu. Herif gelmeyecek. Kumar oynayacağı kişileri bekletmek Tarık Hoca'nın birinci numarasıdır. Önce rakibinin sinirlerini bozar. Tıpkı senin yaptığın gibi bol bol içki içmelerini ister. Herkes bilir ki içki içen kişi sağlıklı düşünemez, dikkatini bir odakta toplayamaz. Tam ihtiyar kurdun istediği kişi olur. Sonu malum. Çantasını şoförüne taşıtması da bazen rakibinin üzerinde moral bozukluğu yaratır. Bunu unutma. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İmdat Bey. Senin şu delikanlıyı çok methettiler de. Açıkçası ben çok beğendim. Aferin. Sen beğendiğine göre beni iyi eğlendirecek demektir. Hemen oturalım masaya. Buyurun. Affedersiniz hanımefendi. İzzet Bey'le arkadaşını gördünüz mü acaba? Tabii gördüm, tuvaletteler. Bu çocuk tam hergele. Tarık Hoca'nın işi çok zor bu gece. Hoca'ya kendi tuzağını kuruyor her gün. Beyefendi, hepimizin üstadı Tarık Hoca. Memnun oldum efendim. Delikanlı ise takdir ettiğimiz bir oyuncudur Tarık Bey. Beklettin beni delikanlı. Sizi beklerken fazla alkol aldım galiba. Midem bozulmuştu da. Buyurun başlayalım. Nasıl isterseniz. Karede kimler olacak? Lüzum var mı? İkimiz oynayacak değil miyiz? Benim oyunumda limit yoktur. Fiş kullanmam. Masada nakit döner. Önce sermayenizi görelim. Ne kadar paranız var? 2,5 milyon. Çayına kahvesine fişle oynamıyoruz. Teessüf ederim Ekrem Bey. Bunun için mi çağırdınız? Özür dilerim hocam. Bana başka türlü tanıttılar. İnanın ki bilmiyordum. Çantanızda ne kadar para var hocam? Şimdilik 90 milyon. Gerekirse bir o kadar daha. Hepsi 180 milyon mu? Masada çek değil. Nakit isterim. Bir dakika hocam.
Kimden hallederiz? Arap Kemal halleder. Bunu tahsil et gel. ...90 milyon hazır hocam. Başlayabilirsiniz. Salonda kimseyi istemiyorum. Benim kartlarıma güvenin yok mu? Kumarda babama bile itimat etmem. Aynı miktar para ve eşit şanslara sahibiz. Pekala delikanlı. Seni sevmeye başladım. Sağ olun. Ben de sizi beğendim. Hangi desteyle oynayacağız? Fark etmez. Her oyunu ayrı desteyle oynayalım. Ne dersiniz? Kabul. Hadi güzel kız. Yine senin şansınla başlayalım. Bir milyonla açar. İki oldu. Beş daha. Çift kart. Daha. Rölans. Bas. Evet, yenisine bakalım. 10 milyonlu açık. Varım. Kart? Almaz. Bob. Bob'una Bob. 3 vale. 3 papaz. Kart. Almaz. Almaz. 5 milyon. On milyon. 20 daha. Renk. ...20 milyon. Rölans. Kabul. Ben de 3 kız. Rölans. Çok iyi bir oyuncu olduğum belli. Gerçekten beğendim seni. Beğendin demek. Devam etmiyor muyuz? Nakit olan tüm paramı getirmiştim. Gerisi yok. Ama istersen... Evet, istersem. Devam edin lütfen.
Şerefim üzerine yemin ediyorum, söyleyecekleriniz ikimiz arasında kalacak. Evet, istersem. Tek bir el oynayacağız. 90 milyonla... 90 milyona karşılık 150 milyonluk köşkümü koyuyorum. Pekala. Kazanacak olursam köşkü vereceğinize nasıl inanayım peki? Eğer iyi bir kumarbazsan, şerefli bir kumarbazın sözüne inanmak zorundasın. İnanıyorum size. Buyurun. Kazanacağını biliyordum. Evet, kazandım. Ama aslında yenilen benim. Bana bak delikanlı, kumar masasında insani duygulara yer yoktur. Anladın mı? Biliyorum. Artık 100 milyonluk adamsın. Biliyorum. Sevinmiyor musun? Elbette seviniyorum. İmdat abi, parayı sen taksim eder misin? Paralar, 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 paralar. Bir haftadır iki kelam etmedin benimle. Nereye gittiğimizi bile bilmiyorum. Evimize gidiyoruz. Ha? Evimize mi? Biz ev mi aldık? Evet, ev aldık. Peki ne zaman aldığımızı söyleyebilir misiniz beyefendi? Büyük kumarda. He, büyük kumarda mı? Buyurun. Buyurun beyefendi. Gırgırı bırak ulan. Buyurun. Gel. Son seans dümenini şimdi anlıyorum. Vay alçak vay. Demek ki aranızdaki fiskos buymuş ha? Bana güven, gerisini merak etme sen. Bu serserinin burada ne işi var baba? Biraz terbiyeli ol kızım. Köşkün yeni sahibi bu. Kime karşı terbiyeli olayım? 150 milyonluk köşkü kelepir fiyatına alan buna mı terbiyeli olayım? Güldürme beni baba. Emel Hanım belki de haklılar. Siz onun kusuruna bakmayın. Fakat kızımın adını nereden biliyorsunuz? Bilir elbette. Onu bunu dolandırırken suçüstü yakalayıp bir araba dayak yemesine sebep olan kişiyi unutabilir mi? Kızınız haklı. Onu unutmam imkansız. Her neyse, 2 saat sonra köşkle ilişkimiz kalmayacak. İşte tapunuz. 2 dakika yalnız konuşabilir miyiz? Tabii.
Dolaşmayı kes delikanlı. Seni dinliyorum. Taşınmanıza gerek yok. Anlamadım. Ben de kendimi anlamıyorum. Tek bildiğim Emel'in, affedersiniz, yani kızınızın bu taşınmadan ötürü mutsuz olacağıdır. Bu da beni çok üzer. Neden? Bir anlaşma yapalım. Kumarda kaybettiğiniz her şeyi iade edeyim size. Neye karşılık? Kızınıza. Fazla ileri gittin delikanlı. Yanlış anladınız. Ben kızınızı satın almak istemiyorum. Allah'ın izniyle istiyorum sizden. Böyle birini ille de dövmek istiyorsanız buyurun, ben hazırım. Sevdiğim için, onu mutlu etmek için istiyorum. Namuslu, dürüst bir yaşama adım atmak, iş kurmak için bir tek arzum var. Dünyada hiç kimsenin sevemeyeceği kadar sevdiğim kızınızla evlenmek. Verin onu bana. Asla pişman etmeyeceğim sizi. Teklifinizi kabul etmek, şerefimi, onurumu, itibarımı kazanmam demek. Tövbekar olup doğacak torunlarımı büyütmem demek. Ama kızım hayır derse, dünyanın tüm servetini önüme döksen onu benden alamazsın. Hayır derse ne olacak? Ne mi olacak? Çok basit. Kızı amcasının yanına İzmir'e göndereceğim. Peki siz ne olacaksınız? O da basit. Beynime bir kurşun sıkmak yeter. Bana kumar masasında ne demiştin Tarık Hoca? Eğer yaşam bir kumarsa bu kumarda insani duygulara yer yoktur demiştin. Ama ben insanım. Anlıyorum oğlum. Hem de çok iyi anlıyorum. Bir de kızıma soralım. Kabul ediyorum baba. Evet, kabul ediyorum. Şu anda kendimi kumar masasındaki o rengarenk fişler gibi görüyorum. Öyleyse kumara devam edelim. Tapuyu bana verin. Bunun maddi değeri ne kadardı? 150 milyon. 150 milyon. Kendinize çok pahalı ve yüreği paramparça olmuş bir bebek satın aldınız. Milyar da olsa düşünmeden verirdim. Pekala, size nikahta evet diyeceğim. Yani şeklen karınız olacağım. Ama asla ne siz ne de ben mutlu olamayacağız. Elime geçen her fırsatta, her yerde sizi küçük düşüreceğim. Tahammül edilmez hakaretlerime muhatap olacaksınız. Tüm bunlara dayanabilecek misiniz? Evet. Affedersiniz, isminizi hala bilmiyorum. İzzet. Pekala İzzet Efendi. Nikah muamelelerine başlayabilirsiniz. Ah be güzel kız. Seni ne kadar çok sevdiğime bir inandırabilsem. Ama ileride inanacaksın. Mutlaka inanacaksın sevgime. Seviyorum ulan, seviyorum işte. Ha, dur, neyi seviyorsun? Seviyorum onu. Kimi seviyorsun canım? Kimi olacak? Emel'i. Ne? Ha? Tarık Hoca'nın kızını. Aa. Ha? Tabii canım, seviyorsun. Muhakkak. Onunla evleniyorum. Ne? Evleniyor musun? Evet. O zaman ilk kutlayan ben olacağım. Elden gel. Hadi gel, bunu bir ıslatalım. Islatalım. Hoca ilan ediyorum. Artık gelini öpebilirsiniz. Ona ben...
ben karar veririm memur bey. Zahmetiniz için teşekkürler. Aa, ne oldu canım? İlk defa böyle oldu. Böyle bir iş başlıyor. Hiç böyle şey görmedim. Evet, ben de şaşırdım. Herhalde. Olacak şey değil. Çok ayıp. Hiç böyle şey görmedim. Abi şey lazım. Ne kadar geldik. Çok ayıp. Bu ne kadar geldik. Buradan sonra ben baktım. Ben de. Hadi bakalım damat. Bu akşam bendensin. Şansa her zamankinden daha çok ihtiyacın var senin. Bu reste blöf sökmeyecek anlaşılan. Hadi eyvallah. Yakışıklı. Ne işin var burada? Benim mi? Evlendim be, evlendim. Aa, öyle mi? Tebrik ederim. Sağ ol anam. Peki gelin nerede? Gelin mi? Evde tabii, evde. Aa. Kadir, hadi bakalım güzel geline götür beni, hadi. Tamam. Eyvallah. Lan piç Kadir, araba nerede? Oralarda, buluruz şimdi. Hadi çabuk ol, hadi. Seviyorum seni be. Elimde değil işte. Kanıma canıma girdin. Kabahat benim mi be?
Çıkmasaydın karşıma, ha? Çıkmasaydın. 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 Seviyorum ben. Karımsın artık. Odana zorla girmek zorunda kalıyorum. Senin gibi bir serseriden normal davranış bekleyemezdim zaten. Evet, serseriyim. Ama kocanım senin. Haklarım, haklarım var. Bak hele, haklarını da biliyormuş. Hakkımı senin anladığın dilde alacağım. Hayvan, hayvanım ben. Onu rüzgarın esintisinden bile kıskanırken bu hayvanlığı nasıl yaptım? Biliyorum artık asla affetmeyecek beni. Zincirlenip kafese kapatılması gereken bir hayvanım ben. Hayvan. İmar planı onaylandı Peder Bey. İnşaata en kısa zamanda başlamak lazım. Bakanlık ne diyor bu işe? 5 blok apartman dediler. Artık iş bize kaldı. Ha Kadir? Ha, buyurun efendim. Lan bırak şu efendimle konuşmayı be. Abilik yakışmıyor mu yani bize? Dilini düzeltmeye çalışıyor. Fena mı? Neyse, dinle beni Kadir. Yarın ilk işin proje mimarıyla. Bir dakika delikanlı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Doğum yapan benim eşimdir. Bak oğlum. Doktor bey,
Eğer izin verirseniz ona ben anlatayım. Nasıl isterseniz, bu sizin sorununuz. Yoksa Emel'e bir şey mi oldu? Hayır. Şükür Allah'ım. Önce seni tebrik edeyim. Bir kızın oldu. Kızım mı? Dile benden ne dilersin Müjden'e karşılık baba? Sadece metanet ve sabır diliyorum. Kızın sakat doğdu. Sakat mı? 3 ay küvezde yaşayacak oğlum. Nasıl olur? Emel'i ve kızımı görmeliyim. Kızını annesine bile göstermediler oğlum. Neden ama? Kızının sağ ayak kemikleri gelişmemiş. Hiçbir zaman normal bir çocuk olamayacak o. Sözlerimi asla unutma. Hatta mezarında bile unutma. Kızımı benden kim almaya kalkarsa hiç acımadan öldürürüm onu. Füsun. Füsun. Hadi kızım gel anneciğine, gel. Gel canım. Gel anneciğine güzelim. Ağlarım ama sonra bak gel hadi. Gel anneciğinin kollarına. Gayret canım hadi. Canım. Baba, babacığım. Füsun gel buraya. Yemek ve uyku vaktin geldi. 10 dakika geç yatsa ne olur sanki? Zaten akşamdan akşama görüyorum. Bu saatte dinlenmesi gerek. Peki peki anladık. Al bakalım. Bunu da al. Yendim. Seni yendim babacığım. Paralarımı ver bakalım. Yok bunu saymam. Hile yaptın sen. Pışık görseydin akıllım. Beyefendi. Bir kız çocuğunun terbiyesi erkek çocuğununkine benzemez. Hele benim kızımsa. Onun babası gibi serseri olmasına izin vermeyeceğim. Derhal odana çık kızım. Anneni dinle kızım. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Rıza'nın golü de kralı değil mi baba? Başka büyük yok. Ya Metin'in direkleri öpen molesine ne dersin? Bir daha babanla maça gider böyle pis argo kelimelerle konuşursan seni odana kilitlerim. Çocuğu alın lütfen doğru banyoya.
Bu da mı yanlış be baba? Bilmem ki kızım. Demek ki yanlışmış. Hadi bakalım. Gel. Annenden kurtuluş yok. Hadi şimdi doğru banyoya. Biliyor musun babacığım, şampuanla yıkanınca mister gibi kokuyor. Bilmem mi? Madem biliyorsun, gece kaçıp senin koynuna girmemi ister misin? Nasıl istemem? Ama annen bir görürse ikimizin de kemiklerini kırar vallahi. Boş ver. Ben senin gece koynunda yatmak için bu tehlikeyi göze alıyorum. Sen? Oldu bu iş. Ben de göze alıyorum. Anlaştık. Gece buluşmak üzere. Canım benim. Hoş geldin minik sevgilim. Pek hoş bulmadık galiba. Baksana durmadan gök gürlüyor. Ben de korkudan hasta oluyorum. Ben yanımdayken hiçbir şeyden korkma minik sevgilim. Ben seni her türlü tehlikeden korurum. Hadi sar kollarını babacığına ve yum göster. Hadi. Asıl sen sar kollarını bana. Belki o zaman uyurum. Yaz kızım. Müsbet deliller ve şahitlerin ifadesi üzerine karı kocanın ayrılmasına, küçük kız çocuğunun annesinin yanında kalmasına, gerek aile terbiyesi gerekse kızın iyi yetişmesi yönünden uygun görülmüştür. Babası haftada bir kez kararlaştırılacak bir günde çocuğunu görebilecektir. Sevdiğin yemekleri yaptırdım. Elini bile sürmedin kızım. Teşekkür ederim anne. Sen yapsaydın belki bir iki lokma yiyebilirdim. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler anneciğim. Hı.
3 aydır ne yiyor ne de doğru dürüst uyuyor. Hiç sebebini düşündün mü Emel? Düşündüm ve biliyorum baba. İnanıyorum bir gün doğru yolu bulacaktır. Dileyelim o gün çabuk gelir, yoksa... Seni dinlemek istemiyorum baba. Kaçıp senin koynuna girmem ister misin? Nasıl istemem? Ama annen bir görürse ikimizin de kemiklerini kırar vallahi. Boş ver. Ben senin gece koynunda yatmak için bu tehlikeyi göze alıyorum. Sen? Oldu bu iş. Ben de göze alıyorum. Anlaştık. Gece buluşmak üzere. Canım benim. Yavrum, Füsun'um. Baba. Lütfen sakin ol. Ama o benim kızım. Biliyorum, biliyorum. Geldiğimde kızınızın tüm vücudu donmuştu. Yaşama nasıl döndürdüğümüzü bilmiyorum. Kızınızın yaşama arzusu, ölüme direnci hayran olacak şekilde büyük. Unutmayın, en küçük bir şok her şeyi bir anda bitirebilir. Geldin mi anneciğim? Anne. Geldim bir tanem. Anneciğim. Canım babacığım. İkinizi de o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Biliyorum canım. Ama bilmediğim bir şey var anneciğim. Nedir o bir tanem? Babam. Sen babamın sevgisini bilmiyorsun. Ben babamın koynunda yatarken bile o seni sayıklıyordu. Babamı biraz olsun sevemez misin? Bak ne kadar sevgi dolu her yanı. Sev onu anneciğim, sev.
Kızım. Yavrum. 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 Füsun haklıydı. Seni ondan da canımdan da çok sevmiştim. Sana yaklaşabilmek, sana layık olabilmek için her şeyi, her yolu denedim. Ne yazık ki sen o gururunu kıramadın. Gururun kızının sevgisinden bile üstündü. Gururunu kızından bile çok sevdin. Unutma ki o anlamsız ve saçma gururun kızımızın tek katilidir. Evet Emel, her şey tam istediğin gibi son buldu. Unutma ki sen benim kızımsın. Ama ben senin baban olduğum için iğreniyorum kendimden. Affet beni bir tane, ne olur. Yalvarırım affet. Sevgisini bilmiyorsun. Ben babamın koynunda yatarken bile o seni sayıklıyordu. Babamı biraz olsun sevemez misin? Bak ne kadar sevgi dolu her yanı. Sev onu anneciğim. Sev. 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 Bulursak ancak burada buluruz onu. Buyurun. İzzet buralarda mı? Şurada duruyor. İşte orada. Hadi bakalım kızım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Nerede? Merhaba. Beni affetmeni istemeye, gerekirse yalvarmaya geldim sana. İkimiz de genciz. İstersek bir füsunumuz daha olur. Yeter ki sen iste. Görüyorsun, gururumu söküp attım bir kenara. O boş gururum bana nelere mal olduğunu biliyorum artık. Elinin sıcaklığını ilk defa hissediyorum ve ne kadar sevgi dolu olduğunu anladım. Yalvarırım konuş benimle. Tokat at. İstersen üstümü başımı parçala. İstersen affetmediğini söyle. Ama ne olur konuş, bir şeyler söyle. Senden hiçbir zaman nefret etmedim ki affedeyim. Bir ev? Atilla, oğlum bir ufak getir buraya. Geliyorum abi. Abi ne bu bak. Rest. Gördüm. Sen kazandın. Onun için...